At kişisiniz, bir kıza ulaşamıyorsunuz Mirza. Gördüğünüz halde nasıl yakalayamazsınız? Orada! Kaçıyor! Koşun! Mahcup ol, rezil ol. Yüzünüze bakacak yüzümüz kalmadı. Kalmaz ya, bir kıza sahip çıkamadınız. Madem huyunu suyunu biliyordunuz, baştan uyarsanıza. Bırak! 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 Mirza, ağaya haber ver. Kızı yakaladım. Ne oldu? Yılanı sırdı. Evet Simar. Evet. Tamam ağa. Kızı yakaladım. Aferin Simar. Helal olsun sana oğlum. Bugüne kadar ne görev verdim de yapamadın. Artık kaçacak durumu yoktur. Getiriyorum. Vay be yiğidim. Candara sülalemin köküne kibrit suyu dökecek Bekir amca. Hiç tasa etme oğul. Gün gelir devran döner, sen de babanın intikamını alırsın. Varoşları araştırın. Orada bulursunuz izlerini. Birine ulaşınca hepsine ulaşırsınız. Bu Ali Kirman ele geçecek Selçuk. Sonra gerekeni yaparsınız. Hiç merak etmeyin efendim. Ölünceye kadar benim çatımın altında yaşayacaksın. Hep ailede kalacaksın. Senden ben sorumluyum. Ama kararıma saygı göstereceksin Ceren. Tıpkı Esma Hatun gibi. Ağana olan görevini yerine getiriyorsun aklınca. Aslında onu kötülük ediyorsun. Çünkü onun koynuna girmeyeceğim. Gördük gecemde öldüreceğim Candara'yı. Göreceksin. Senin ağanın ölümü benim elimden olacak. Yemin ederim öldüreceğim. Evine hoş geldin Mercan. Seni kutlarım. Çok iyi direndin. Boyun eğmedin. Diz çökmedin. Tam Candar Ağa'ya yakışacak bir kadın olduğunu kanıtladın. Benim kadınım olmaya yakışacak. Sana yakışmak mı? Allah korusun. Bu ne cesaret? Bu kız ölümüne mi susamış? Candar Ağa bunun acısını fena çıkarır. Delirmiş olmalı. Aklını kaçırmış mı? Ay deli valla. Mercan'a güvenilir mi? İşte böyle rezil eder. İster misin şimdi bassın tokadı Candar Ağa? Hadi defol, geldiğin yere desin. Ay Allah korusun yani. Gel. Ailemle sonra tanışırsın. Şimdi yorgunsun, biliyorum. Esma, ikizler. Koşun. Bunların görevi yalnızca sana hizmet etmek. Hanımım, benim adımı alma. Benimki de Kiraz. Hadi bakalım, alın hanımınızı, yol gösterin. Hanımım, buyur böyle. Odasına götürün, banyosunu hazırlayın. Sorun ne istiyor, bir dediği iki olmayacak. Kızım, Mercan'ım benim. Firdevs Hanım. Kızı bir rahat bırak da kendine gelsin önce. Hadi bakalım. Gel bakalım Simar. Hediyenin büyüğü sana. Aferin yiğidim, aferin sana. Kızı korudun. Polise, jandarmaya yakalanmadan buraya kadar getirdin. İyi iş başardın Simar'ım. Ben de sana bu memleketin en güzel kızını alacağım. O senin Avrupalı sarı kafalardan daha da güzel olacak. Hanımım bu tarafta.
terliklerim duruyor hanımın. Hepsi ipek sırma işlemeli. Duvardaki musaf kabı Şam'dan gelmiş. İçindeki musaf da el yazmasıymış. Bunlar Iğdır Ovası'nın has pamuğundan yapılmışlar. Bulut gibiler hanımım. Yalnızken canın sıkılmasın diye bu güzel kuşları da emretti ağam. Baksana hanımım, hepsi birbirinden seviyor. Bu güzellikte bir gelin odası ne duydum ne gördüm. Çok şanslı bir gelinsin Mercan. Gelin hamamı hazır mı? Hazır Esma Hatun. Gül bahçesi gibi koksun hanımın banyosu. Şarkı söyleyeyim ister misin hanımım? Bir türkü ister misin? Hanımı rahatsız etme. Baksana uyuyor. Hani vahşi bir atı, al hileli bir küheylanı. Böyle alır da ehlileştirirsin ya. İşte onun zevki bambaşkadır Simar. Kırbaçla, öyle mi ama? Yeri gelince kırbaçla. Yeri gelince şekerle, balla. Zozanı hatırla. Yesene Simar. Kaç gün aç kalıp sıkıntı çektiniz. Yok. Çıkacağım ağam, kusura bakma. Nereye? Otelde bekleyen o sarı kafaya mı yoksa? Çok haklısın. Çok bile durdun. Hadi git bakalım. Fazla bekletme. Eyvallah. Mercan ne yapıyor Sultan? Rahat mı? Bir eksiği var mı? İlgilenin kızla. Kız hamamda baba. Rahatının yerinde olduğuna da eminim. İçeri giremezsin. Benim Mercan. Yabancı değil. Ben Esma Hatun. Candarağa'nın ilk karısı. Yıkanacaksan sıranı bekle Esma Hatun. Benim banyoma kimse giremez. Kızım, ilk hatunun yeni gelini görmesi adettendir. Bedeninde bir kusur, bir sakatlık, bir iz var mı bilmem lazımdır. Ben seyredilecek bir mal değilim. Çabuk çık dışarı. Hiddetlenme. Madem gelin olarak bu eve giriyorsun, törelere, adetlere uyacaksın. Ben ağanın ikinci eşini de gördüm yıkanırken. Bunda bir terslik yok. Beni göremezsin. Kimse göremez. Saygısızsın Mercan gelin. Biz seni yüksülmeden bağrımıza basmaya hazırız ama sen asilik ediyorsun. Haddini bilmiyorsun. Dur bakalım. Daha ağanın karısı bile olmadın. Olmaya da niyetim yok. Çık dışarı. Belanı arıyorsun sen. Çık dedim. Git başımdan. Defol. Rahat bırak beni. Defol. Ne oluyor Esma? Niye bağırıyor Mercan? Bu kızı uyarmak lazım Candara. Hiç terbiye almamış. Örf adet bilmediği gibi büyüklerine de saygısız. Ne oldu onu söylesen. Adet olduğu üzere gelin hamamına girdim. Beni kovdu. Sanki evin baş kadını. Girme sen de. Bana sordun mu? Hep girilir ağam. Ceren'e de girmiştim. Bu başka. Tedirgin etmeyin kızı gelir gelmez. Rahat bırakın. Siz böyle yaparsanız bu kız bu evi nasıl benimser? Bağışlayın ağam. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmemiştim. Ah Simar, Simar. Ah hayırsız. Neredesin bunca zaman? Kaç gün oldu aramadın. Telefonun da kapalı. Çok merak ettim seni, çok. İşlerim vardı. Ama Monik senin için geldi buralara. Özledim seni Simar. Simar ne oldu? Neyin var senin? Bilmiyorum.
Hiç böyle olmazdın. Yoksa beni istemiyorsun. Aklım başka yerde. Kendimi veremiyorum. Özür dilerim Malik. Rahat değilim, olmuyor. Mühim değil. Ne olursun kal. Yine geleceğim. Ama şimdi gitmem lazım. Bağışla Malik. Daha bu ilk gün. Dur bakalım. Daha neler göreceğiz. Esma Hatun'u bir kovmuş hamamdan. Defol, çık çabuk buradan diye bağırmış. Esma Hatun neye uğradığını şaşırmış. Diklenecek olmuş ama Mercan daha da sinirlenmiş. Esma Hatun jandarmaya şikayet edince ne cevap almış dersin hanımım? Kovar tabii. Sen de girmeseydin kızın yanına demiş. Ya işte böyle hanımım. Kim dedin kızım? Habala. İyi günler sayın vekilim. Nasılsınız? İyiyim vallahi Saffet Müdürüm. Bugün Ankara'dan dönüyorum. Bizim başkan ansızın çağırmıştı da. O da bensiz yapamıyor sağ olsun. Bir de İde her şeyi bana danışacak ha. Yahu siyaset zor iş canım. Vallahi kimse soyunmaya kalkmasın. Ya bana bak, seni niye aradım biliyor musun? Bir gün bir araya gelsek de bir iki kadeh bir şey içsek diyorum. Şşt, oynama. Bizim hanım da pek güzel içli köfte yapar ha. Vallahi Saffet Müdürüm ağzına layık ha. Sağ olun sayın vekilim. Dışarıda buluşmamız doğru olmaz. Siz döndüğünüzde müdürlüğe buyurun zahmet olmazsa. Ya hep böyle yapıyorsun be müdürüm ya. Ama yanlış yapıyorsun. Hazreti Mevlana ne demiş? Bana bir adım gelene... Ben 10 adım giderim demiş ha. Kızı söyle, kızı söyle. Öyle olmak lazım. Ya. Çekilecek bir şey yok. Hırsız değiliz, uğursuz değiliz. Milletin vekiliyiz sonunda yani ha. Yani bir türlü ağlama fırsatı vermiyorsun ya. Özür dilerim sayın vekilim. Bizim de böyle prensiplerimiz var işte. Hay senin prensibine. Ama beni kırıyorsun müdürüm ya. Peki. Peki madem öyle bugün sizin lokalde buluşup... ...bir iki kadeh bir şeyler içelim ha. Bunu da reddetmesin herhalde müdürüm. Hı-hı. Tamam. Hallediyorsun değil mi baba? Yani bu candaray cezasını çekmeli. Merak etme. Sen babana güven. O işin peşini bırakır mıyım ben? Salak. Nurcan hadi kızım. Sen biraz bekle Coşkun abi. Hoca benimle görüşmek istiyor da. Gecikme ama. Annem merak eder. Ben erken çıkarım. Çok uzun kalmam. Peki tamam. Bekliyorum. Demek geldin. Şaşırdın mı? Beni beklemiyor muydun? Evet de gelmezsin sanıyordum. Gelmeyeceğim zaten. Ona haber vereyim diye uğradım. Gelmişken biraz otur bari. Olur. Dinlenip hemen gideyim. Ben gelemem öyle. Babam kızıyor. Limonata içer misin? Yok istemem. Aslında susadım. Belki de içerim. Tamam. Oh, bu işte tamamına erdi nihayet. Candar Bey onca parayı tıkır tıkır avcumuza sayacak. Bak söz verdin anne, paranın çoğunu benim için harcayacaksın. Elbette güzel kızım. Senin çeyizin prenseslerinki gibi olacak. Candar Bey gibi biri sana ne koca adayları getirecek gör bak. Hadi bakalım. Bizim kız da eve geldiğinde yüzümüze bile bakmadı. Daha şimdiden bu kibir bu tarafa ne anlayamadım yani. İnsan bir analının elini öper. Kardeşinin boynuna sarılır değil mi? Yok. Nerede? Yok. Aman boşver. Biz alabileceğimiz paraya bakalım. Toplayayım mı saçlarımı böyle? Bu akşam ev halkının karşısına çıkacaksın hanımım. Başlık paran verilecek, yüz görünlüğün takılacak. Seni hem süsleyelim hem oyalayıp eğlendirelim diye buyurdu Candar Ağa.
Yeter bırakın. Sıkıldım artık. Ama hanımım ağanın emri var. Bize dedi ki... Ah, sıkıldım diyorum, anlamıyor musunuz? Beni biraz yalnız bırakın. Ben böyle şeye alışkın değilim. Hoşuma gitmiyor. Eğer çıkmazsanız sizi hemen bu evden uzaklaştırırım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hanımım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hanımım. Benim anlamadığım bu Candar Ağa'nın ne ayrıcalığı var da... ...bir kızı zorla kaçırttığı halde hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Sayın vekilim, Candar Ağa'nın ayrıcalığı olması gerektiğini her zaman söyleyen sizdiniz. Ya ben öteki işler için söyledim canım. Hani diyorsun ya kaçakçılık maçakçılık. Kaçakçılık yapması kız kaçırmaktan daha mı hafif bir suç? Yahu adam göz göre göre oğlunun sözlüsünü kaçırttı be. Aa, fazla ileri gidiyor ama. Peki sayın vekilim, hı, siz şikayetçi olun, biz de çağırıp ifadesini alalım. Tamam, alalım. Ama benim şikayet ettiğimi bilmesin. Olur mu sayın vekilim, bilecek elbette. Olmadı. Candar'ın düşmanlığını kazanmak istemem. Zaten ifadesini alsanız ne olacak? Tutuklayacak değilsiniz herhalde. Salacaksınız değil mi? Evet, herhalde. Bak, gördün mü? Aman Saffet müdürüm, sakın ola bu konuşmalardan Candar'ın haberi olmasın bak. Yani kardeşim Mehmet'in başı için, tamam mı? Tehlikeli adamdır, biliyorsun. Eyvah Coşkun abi! Coşkun abi kim? Polis evinde emniyet müdürüyle milletvekili Abdurrahman koyu bir sohbete dalmışlar ağam. Dedim içimden hayırdır. Bunların arası böyle ne zaman iyi oldu ki? Müdür düzgün adamdır. Ama o Abdurrahman kim bilir neler tasarlıyor. Ne planlar kuruyor bana karşı 300 hücrelik beyniyle. Kurban olayım ağam, dikkatli ol. Vekili bundan böyle düşmanın belli. Hayrola ağam. Ne oldu yine düşmanlık planlar? Sen keyfine bak Esma Hatun. Mirza ile konuşuyoruz işte. Ben bu evin baş hatunuysam ve kocam tehlikedeyse bilmek hakkımdır. Senin kocan ne zaman tehlikede olmadı ki Esma Hatun? Alışmadın mı hala? Bu hayatımızın bir parçası. Benim kocamsa hayatımın tamamıdır. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Tamam. Hadi sen işine bak. Sakın ola vekile bir şey belli etmeyin. Görmediniz, duymadınız. Adamı uyandırmayın. O planlarına devam etsin. Hadi. Tamam. Simar Bey. Ha Mirza, burada mıydın? Candar Bey seni merak etti Simar Bey. Bu gece kız isteniyor. Alınıp veriliyor biliyorsun. Biliyorum. Herkes toplandı. Sensiz olur mu? Candar Bey kaçtır seni soruyor. Tamam. Simar, neredesin be koçum? Bağışla ağam, geciktim biraz. Hele şöyle gel yanıma. Kusura bakmayın, işim uzadı da. İşinin ne olduğunu biliyorum. Sarı kafadan ayrılamadın galiba. Evet ağam, öyle oldu. Bu Simar da pek yakışıklı canım. İster misin o da sana talip olsun? Ona fidan hasta, kimseye kaptırmaz. Bakalım o fidanı istiyor mu? Simar! Nasıl getirdin beni bu hapishaneye? Eğer bana elini sürecek olursan Candar... ...seni kendi elinle...
düğünü ayarladık. Hiç beklemeyeceğiz. Şimdi bir de Mercan'ın fikrini almak lazım. Bakalım evde mi isteyecek, şehirdeki ordu evinde mi, düğün salonunda mı? Aşiretimizin ileri gelenlerinin huzurunda bu işi tatlıya bağlayalım. Sultan, git getir Mercan'ı. Pek de güzel olmuşsun. Hadi bakalım, alın hanımınızı gelin. Karşılıyor. Olur mu? Koskoca Candara bir eksik edek karşısında ayağa kalkıyor. Olacak iş mi bu? Gel Mercan Hatun. Otur şöyle. Dinlendin mi Mercan? Uyuyabildin mi biraz? Uyumadım. Ama yorgun değilim. Belli. Gözlerin ışıyor. Yalnız arada bazen yalnız kalmak isterim Candara. Yoksa kızlardan memnun değil misin? İyi hizmet etmiyorlar mı sana? Kızlar çok iyi ama hep yanımda olurlarsa sıkılırım. Peki. Sen nasıl istersen. Düğünü konuşuyorduk. Senin de rızanı, onayını alalım. Siz konuşmuşsunuz ya. Bu senin düğünün Mercan. Hoşuna gitsin, gönlünce olsun isterim. Benim hoşuma gitmez Candara. Benimle konuşurken yüzüme bak. Sana öyle bir düğün yapacağım ki Mercan, buranın halkı yıllar sonra bu düğünü anlatacak. Çocuklarına, torunlarına. Candara ile Mercan Hatun'un düğünü efsane gibi, türkü gibi kuşaktan kuşağa geçecek. Göklerdeki melekler bile bizi seyredecek. O zaman benden kaçtığına, bu kadar zorluk çıkardığına utanacaksın. Bakalım, ben de seni affederim belki. Ver şu torbayı Şeymuz. Buyur Şahım. Firdevs Hanım. Bu kızının başlık parası. Allah mesut etsin inşallah. Allah bir yastıkta kocasın inşallah. Allah hayırlı evlatlar nasip etsin. Mercan, sıra geldi senin yüz görümlüğüne. Bir dakika. Evet, ne diyeceksin? Benim bir şartım var. Olmazsa olmaz. Hükümet nikahı istiyorum. Aa, Mercan. Kızım. Mercan, ne diyorsun kızım sen? Nereden çıkardın bunları? Candara, siz izin verin şöyle kenarda. Ben onunla bir konuşayım. Durun bakalım. Mercan söylesin aklındakini. Olacaksam gerçek karın olurum Candara. Resmi nikahlı karın. Haddini bilmezliğim bu kadar oğlum. Nasıl yapar bunu? Hiçbirimize hükümet nikahı yapmadı ki. Tamam. Kabul. Resmi nikah yapacağım. Bu konu kapanmıştır. Şimdi yatma zamanı.
Konuklarımızın odaları hazırdır. Buyurun. Mercan, yüz görümlüğünü birazdan takacağım. Az sonra yanına geleceğim. İkimiz baş başa bir görüşelim bakalım. Bekliyorum. Ben kalsam ağam. Zaten sayılmam bile. Şuraya girdin mi beni görmezsin. Hadi bırak zevzekli. Git yatağına. Tamam. Bizi uğraştıracak Mercan. Sen benim baş hatunum olacaksın. Bu konağın kraliçesi. Aşiretin ecesi. Resmi nikahlı karım. Gönlümün sultanı. Yüz görümlüğünü getirdim. Düşündüm ki sana en çok bu yakışır. Ne yüzük ne gerdanlık. O vahşi perinin artık bir kraliçe olduğunu en iyi bu taç anlatır. Çok yakıştı. Bak bana. Gözlerime bak. Yüreğim yangın yeri Mercan. Sana sevdalandım. İşin doğrusu ben bu evliliği bir erkek evlat sahibi olmak için yapacaktım. Ama şunu bil ki Allah erkek evlat nasip etmese de senin üstüne bir kadın daha almayacağım. Ne olursa olsun almayacağım. Tanrı'yı şahit tutuyorum. Sana söz veriyorum. Şimdi senden de bir söz istiyorum. İşte benim sözüm. Seni gerçek gecesini sabahına çıkartmayacağım. Söz veriyorum, beni esir etmenin cezasını sana canımla ödeteceğim. Benimle baş edeceğini sanıyorsan çok yanılırsın Mercan. Beni biraz tanımak için... Tanımak istemiyorum. Bu kadar kör inat aptallara mahsustur. Bırak o zaman beni, aptal bir kadın ne yapacaksın? Akıllandıracağım. Çocukluk edeceğine biraz beni tanımaya, anlamaya çalışsan... ...dünyaya başka gözle bakarsın Mercan. Ama senin o güzel gözlerin burnunun dibindekini bile göremiyor. Öğrenecek çok şeyin var. Ağam, ne oldu? Beceriksiz, beceriksiz. Burnunun dibindeki adamı isabet ettiremedin. Hem kızla evleneceğim diyor, hem de getirip tanıştırmıyor. Aklım fikrim Ali Kirman'da kızım. Ne yapar, ne yer, ne içer, nerede barınır? Gitti gideli hiç haber yok. Koca adam anne o. Başının çaresine bakar. Bacağı da yaralı. Ah, kötü yaptı Dirican abini kovmakla. Dirican kendi başını kurtarmaya çalışıyor anne. Zaten burada unutmuş bizi. Eski düşmanlıkları da, eski dostlukları da. Kapıyı aç kızım. Dirican anahtarını unutmuştur. Ali Kirman nerede? Ha, bırak! Köyde! Onu köyde bırak! Kızım bırak ne olur! Kızım bırak dedim sana! Kızım bırak Berfin! Berfin! Bırak! Berfin! O köyde! Ali Kirman köyde! Kızım bırak! Kimse var mı? Yap! Allah aşkına! Yapmayın! Bırakın kızımı! Kızım bizimle geliyor! Onu götüremezsiniz! Sana sorun var mı lan, bırakır mısın ya? Bize bir şey yapacak değiliz. Neyin tutacağız? İnşallah beni. Bizim bir kenarımız yok. Ali Kirman'a karşılık kardeşi. Gelip bize teslim olunca sağ salim bırakacağız.
Bana götürmeyin. Eğer polise gitmeye kalkarsan bir daha kızını asla canlı göremezsin. Delfin! İşte, işte korktuklarım başıma geldi. Biliyordum ben, biliyordum. Bu abimin başıma böyle belalar açacağını biliyordum. Ay Yavit, kızım benim, Berfin'i. Nasıl kurtaracağız onu? Nasıl, nereden bulacağız? Bırakamadı beni Rahat be, bırakamadı. Geldi burada da buldu beni. Ben polise gideceğim. Olmaz Delican, dur, dur! Başka çare yok anne. Yakalatacağım Ali Kirman'ı. Delirdin. Kıyarlar Berfin'i. O adamlar gaddar. Burası dağ başı değil anne. Bizim oradaki kurallar burada geçmez. Nereye gidersen git, bizim kurallarımız hiç değişmez. Ölüm yine ölümdür. İntikam yine intikam. Kan yine kan. Orada da burada da. Delican dur. Delican dur. Anne bırak. Dur hayır. Anne bırak. Cesedimi çiğnemeden polise gidemezsin. Tamam anne. Tamam. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Hemşerilerin kahvesine mi gittin? Oradan mı öğrendin nerede olduğunu? Alçak! Dur, dur! Ne oldu ha, ne oldu? Neler oldu biliyor musun ha? Candar'ın adamları evi bastı. Berfin'i götürdüler. Ne? Felaketimiz oldu be abi. Felaketimiz oldu. Anlat, anlat ne oldu söyle çabuk. Kardeşimizi sana karşılık rehin aldılar. Keşke gebertseydi seni. Gebertseydi de kurtulsaydık. Dur, korkma bulurum ben onları. Nerede bulacaksın? Koca İstanbul'un neresinde? Bulacağım. Anama söyle. Ali Kirman ahdetti de. Kurtaracağım Berfin'i. Yeter artık. Kanımızı içeceksin be. Sebebimiz olacaksın. Kardeşim için tozunu atarım ben bu İstanbul'u. Komik ol. Burası senin zavallı köyün değil. Başka bir dünya. Başka insanların dünyası. Burada oyunun kuralları farklı. Afiyet olsun. Gel. Ablacığım çay. Hayırlı sabahlar. İyi sabahlar. Aa ne oldu? Önemli değil. Tıraş olurken ayna yüzme patladı, boynumu kesti. Nazar değmiştir Candar ağam. Nazar sana değmeyecek de bana mı değecek? Ay geçmiş olsun Candar bey. Ayna nasıl patladı durup dururken öyle baba? Yere derin mi baba? Bugün çarşıya inin, düğün için alışveriş yapın. Bir eksiğimiz yoktur Candar ağam. Aa niye öyle diyorsun Esma Hatun? Kadın kısmının eksiği biter mi hiç? Gitmez tabii. Gidelim ne olur gidelim. Ay, gidelim. Akşama Nurcan'ı da kurstan alır gidersiniz. Mercan kahvaltıya inmeyecek mi ağam? Haber versek mi? Gerek yok. Odasında yapar kahvaltısını. Simar da hiç görünmedi bu sabah. Zaten artık ruh gibi dolaşıyor. Bir var bir yok. Erkenden çıktı. Arazidedir deli fişek. Hanımım şöyle kocaman bir yara. Allah korusun. Allah korusun böyle sanki ağam uyurken biri boynunu kesmek istemiş gibi. Allah göstermesin. Ama ayna patlamış yüzüne. Böyle ayna patlamış. Öyle dediler. Allah Allah. Vallahi herkes pek bir şaşırdı. Sanki bana Esma Sultan bu lafa pek inanmamış gibi geldi. Ben de gidip baktım tabii. Ne bir cam kırığı vardı ne de ayna parçası. Ayşe bacıya da sordum. Sen hiç ayna kırığı gördün mü diye. Yok dedi. Mercan. Hayatımda ilk defa bir adam sevdiğim kızı elimden aldı ya. Ulan senin yaşın ne, başın ne? Dur bakalım da. Bir de üstelik ziyaretine gidiyoruz be. Ulan şeytan dök. Şöyle Candar'ın suratına doğru bir tane yum.
Aa, vur. Burada gör. Candar abi lokma da yesin yutsun seni. Çok ağrıma gidiyor baba ya. En çok da seni ipleme işine bozuluyorum ha. Hadi bana yaptığı bir şey değil de. Seni takmıyor bu adam be. Ulan sana doldurtma beni be. Bana bak. Candar abi'ye zayıflığını, üzüntünü belli etme, tamam mı? Ben ona öyle bir kazık atarım ki sittin seni çıkaramaz. Bu yaptıklarına pişman ederim onu. Merak etme sen. Benim İstanbul'daki adamlar Ali Kirman'ın peşine düştüler. Sağ ol. Ama hangi deliğe girdiyse bulamadılar henüz. Benim de sana o konuda bir yardımım dokunamadı Candar ağa. Ama er geç ele geçecektir. Söyle Selçuk. Kızı kaçırdık. Tamam. Şimdi Ali Kirman'ı bekleyeceğiz. Güzel. Yalnız bak Selçuk. Söyle adamlara o kızın kılına halel gelirse çok fena hesap sorarım hepsinden. İyi davransınlar. İyi baksınlar. O bizim misafirimiz. Anlaşıldı mı? Geri yollayana kadar misafirimiz. Kız kardeşini kaçırdık Ali Kirman'ın. Yapma ya. Ne diyorsun ağam? Ali Kirman onu mutlaka kurtarmaya gelecektir. Ne biliyorsun? Belki de umursamaz. Kendi canı kardeşininkinden daha kıymetlidir. Ne de olsa o Haydar'ın oğlu. Öyle itlik yapmaz. Ya ağam, elinde simar gibi yiğit bir delikanlı var. Onu taksana şu Ali Kirman'ın peşine. Ya, Simar abi fişek gibidir. Kız bile kaçırdı. Simar olmaz Abdurrahman amca. Simar bu işlerin adamı değil. Fidan, sen bu işlere karışma. Burada konuşmak sana düşmez. Simar'a yazık olur baba. O katil değil. Aşiret kavgasına, kan davasına bulaştırma Simar'ı. Hadi bakayım, gir içeri sen. Oo, maşallah ağam. Kızların böyle cevap verebiliyorlar ha? Fidan içlerinde en asi olanı. Bana çekmiş. Aslında doğru söylüyor. Simar bana başka işler de lazım. O tesislerimin işletmesinden sorumlu. Eline silah verip adam öldürmeye yollayamam. Sıkıntım var Erenler. Bana bir yol göster dedi. En iyidir. Kaderin seni takip eder. İki erkek. İki yiğit erkek senin için kran krana gelecek. Yiğit mi? Kızım bunlar birbirine çok yakın ikiniz. Etle tırnak gibi. Ağaçla toprak gibi. Ama daha sonra birbirlerinin yüreklerini söküp çıkaracaklar. Niçin? Hanımım ne istediniz? Emriniz ne hanımım? Beni rahat bırakın. Biraz dolaşmak istiyorum, tamam mı? Ağadan izin almazsak bize kızar. Ağanın izni umurumda bile değil. Madem ben bu evin baş hatunu olacağım, istediğim gibi dolaşırım kendi evimde. Thank you.
sensin değil mi? Mercan sensin. Hizmetçini dışarı çıkar da yalnız konuşalım. O benim en yakınım. Tek yakınım. Pekala. Ben senin kocanı istemiyorum Ceren Hatun. O beni burada zorla tutuyor, esir gibi. İnşallah gerdeğe giremeden... İnşallah gerdeğe giremeden ölürsün. Eğer gücüm olsaydı... seni ben öldürürdüm. Ama öyle beceriksizim ki... kendim bile öldüremedim. Aa, sen avda değil miydin? Sıkıldım, döndüm işte. Biz kadınlar da birazdan hep birlikte çarşıya gidiyoruz. Düğün alışverişine, babamın emri. Ben de eşyalarımı toplayıp gidiyorum buradan. Nasıl gidersin? Simar! Dursana! Simar dursana! Ne dedin sen? Gidiyor musun? Evet. Kararımı verdim. Nereye? İstanbul'a. Ama düğün arifesinde gidemezsin. Düğünde bulunmam şart değil. Kızı getirdim işte. Benim görevim bitti. Hem İstanbul'da ağanın işleri ihmal ediliyor. Onlara bir bakmam lazım. Babam dünyada bırakmaz seni. Gör bak. Bırakmasa da gideceğim. Beni de götür. Birlikte gidelim Simar. Babama resti çekelim. Bir kız uğruna hepimizi boşladı. Çekip gidelim Simar. Olmaz Fidan. Birlikte gidemeyiz. Neden? O Fransız kız yüzünden mi? Hayır. Onunla ilgisi yok. Sana yardım etmek mi? Ağa beni öldürsün diye mi? Mahsus söylüyorsun öyle değil mi? Bana kötülük etmek için. Ağa benden büsbütün nefret etsin diye. Zaten ediyor. Zaten ediyor. Durcan'dan nefret ediyor. Sultan'dan nefret ediyor. Ceren Hatun yapmayın. Yormayın. Üzmeyin kendinizi. Hastayım. Çok hastayım. Keşke ben sana yardım edebilsem. Mercan. Bu odaya izinsiz girilmez. Çıkar onu buradan Esma Hatun, ne olur çıkar. Onu görmeye dayanamıyorum. Tamam sakin ol, gidiyor işte bak. Bu defalık ağaya söylemiyorum. Ama bir daha onun emirlerine uymamazlık etme sakın. Esma Hatun, konuşalım mı biraz? Konuşalım bakalım. Söyle bakalım Mercan, seni dinliyorum. Esma Hatun, buralardan gitmemi istemez misin? Bana yardım et de gideyim. Sen aklını mı yitirdin? Ben Candar Ağa'yla evlenmek istemiyorum. Seninle Ceren'in üzüldüğünü biliyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Hayır, böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Sana yalvarıyorum. Kaçmama yardım et. Yapamam. Korkarım. Öldürür beni. Sen kaçacaksan kendin kaç. Beni karıştırma. Elin kızını esir ettim. Ağama getirdim. Ama esir olan o mu yoksa ben miyim? Kime nasıl tutsak düştüm? Ben değilim Ebru'yla. Ne o? Siz hala gitmediniz mi çarşıya? Şimdi çıkıyoruz. Önce uğrayıp Nurcan'ı alacağız. Yalnız... Anlaşıldı. Söyle bakalım, derdin ne? Seninle bir konuşalım isteriz. Yapma baba. Ne yapma? Resmi nikah yapmanı istemiyoruz Candar. Hem benim hem kızlarımın hakkına tecavüzdür bu. Tecavüz mü? Bu tecavüzü ben mi yapıyorum? Evet baba, sen yapıyorsun. Bu hepimizi silip atman demek. Senin değer vermediğine o hiç vermez. Ben de artık İstanbul'a okuluma dönüyorum baba. Burada hiç işim yok. Durun. Durun bakalım. Ne yani? Kazan mı kaldırıyorsunuz? Hayır. Ama boyun eğmiyoruz. Senin önünde boynumuz kıldan incedir Candar Ağa. Ama o kıza eğilmeyiz. Bunu bekleme bizden. Tabii eğilmeyeceksiniz. Mercan'ın size saygısızlık etmesine izin verir miyim sanıyorsunuz? Neyin telaşındasınız? Kızı alıp eve getirttim baba. Ama ya nikah mı oluyor? Kıyacaksan anneme kıy. Bu senin yenilgiyi kabul etmen demek. Sizlerin yeri hayatımda aynen korunacak. Buna emin olun. Öyleyse nikahtan vazgeç. Evet baba. O kıza gücünü göster. Onun bir sözüyle bunu yapmayacağını kanıtla. Bu bizim için bir alçalma, aşağılanma. Yok. Bunun bir tek adı var. Kıskançlık. Onun da ötesi bu bana isyan.
İsyan. Siz de benim gibisiniz. Aramızda ne fark var Maviş? Siz o kafesin içinde, ben Kasr-ı Bedir'de. Aferin sana. Aferin Simar. Beni getirip ağana ikram ettin. Tıpkı tanrılara adak sunar gibi. Senin gibi bir erkeğe de bu yakışır. Ben görevimi yaptım. Sen ne aptalsın. Hiç mi anlamadın seni sevdiğimi? Gönlümün sana kaydığını fark etmedin mi? Ben yürekten sana aitim. Ama sen ne yaptın? Beni başka bir erkeğe teslim ettin. Ne biçim erkeksin sen ha, söylesene. Seni seven kadını başkasına bırakıyorsun. Adam olsan kaçırırsın beni. Öyle yerler biliyorum ki... izimizi değil Candara, gökteki şahinler bile bulamaz. Konuşsana! Erkekliğin yoksa dilinde mi yok? Ben ağama ihanet edemem. Hem sana inanmıyorum. İşine böylesi geliyor da ondan. Çünkü korkuyorsun. İt gibi korkuyorsun ağından. Sus! Seni dinlemek istemiyorum. Saçma zehrini. Beni başkasına bırakma Simar. Ben senin olmak istiyorum. Ağayı değil, kendimi öldüreceğim yoksa. Söyle, beni kaçıracak mısın? Gerçek bir erkek gibi davranacak mısın? Sana ait olana sahip çıkacak mısın Simar? Ne dersin Ebru'yla? Sence inandı mı? Etkilendi ama, öyle değil mi? Şimdi Simar'ın kalbine ektiğim bu tohumlar... yeşerip diken olur mu? Onun tatlı canını dağlar mı? Ha? Ay ya, çok güzel. Aman Tanrım, inanmıyorum. Şunun güzelliğine bak. Ah. Anne kız, şuna bak. Harika. Çok güzel, bak. Koy, koy, koy. Ay cennete mi düştük biz? Bana da çok yakışır. Evet. Pardon, baksana anne. Koy, çabuk onu da koy. Ay inan. Ay bunlar çok güzel. Çok güzel. Bakar mısın şuna? Ay. Bak. Ay anne, çok güzel oldu, dur. Çok güzel, çok güzel. Ay dur anne, dur. Ay. Oh. Anne bak. Ay koy kızım, koy onları da. Nereye Nurcan? Doydum baba. Hala derdini anlatmadın. Yarın seni dinlemek isterim. Boynunuza ne oldu Candara? Yoksa atın kırbacı yanlışlıkla mı geldi? Birilerinin gözü kaldı herhalde. Nazar değdi ki ayna birden patladı. Camlar her yana dağılırken benim de boynumu kesti. Bana kalırsa vahşi bir hayvanın pençesine benziyor. Hayır. Hiçbir vahşi yaratık bunu yapmaya cesaret edemez. Eden olursa onu sağ bırakmam. Yine de ucuz atlatmışsınız. Mercan, senin için Fransa'dan kumaşlar getirttim. Yarın eve iki tane terzi gelecek. Ölçünü alacaklar. Birlikte model beğeneceksiniz. İstanbul'da kendi atölyeleri var. 5-6 gün içinde bütün kıyafetleri dikip hazır edecekler. Bu gece nişan gecemiz olsun. Kim bilir kaç paradır? Uzat bakayım parmağını. Nişanımız hayırlı olsun. Bütün aşirete kutlu olsun. Bereket getirsin. Ve de sevgi, kardeşlik, barış.
Davullarla bütün aşirete ilan edilsin. Herkesin hayır duası üstümüzde olsun. Afiyet olsun. Ne bu halin be oğlum? Hadi yürü. Sen evde kaldın, ben üçüncüyü alıyorum diye kıskanıyor musun yoksa? Söyledik sana o kadar. Evlenme vaktin çoktan geldi. Sen iste, bu memleketin en güzel kızını alayım sana. Düğünün alasını yapayım. Yeter ki sen iste. Sus! Sus! Göze alıp kaçırırdın beni. Sus. Git başımdan. Gideceğim Simar. Ve Candar Ağa'nın kadını olacağım. Onun koynuna gireceğim. Ama hep seni düşüneceğim. Sana lanetler yağdıracağım. Sen de beni düşüneceksin. Ağa'na teslim olmakta olduğumu düşüneceksin. Gözünün önünden gitmeyeceğim. Tamam. Tamam Mercan. Seni kaçıracağım. Gerdeğe girmeden kaçıracağım seni. Ağa sana asla dokunamayacak. Korkmayacak mısın? Vazgeçmeyecek misin? Hayır. Geçmeyeceğim. Her şeyi göze alacağım. Öleceğini bilsem bile mi? Öleceğimi bilsem bile.